Evet değerli Radyo 80 izleyicileri, dinleyicilerimiz. Yeni yılın ilk akşamında özel bir programla sizlerle birlikteyiz. Zor, sıkıntılı ve çok acılar çektiğimiz bir yılı geride bıraktık. Ve inşallah bu yeni yılın hem ülkemize hem milletimize, bireysel anlamda da bizlere hayırlı olmasını diliyoruz. Sağlık, huzur, mutluluk diliyoruz. İnşallah 2020'de yaşadığımız acıları tekrar yaşamayız ve tüm dünyanın kabusu olan koronavirüs illetinden de bu yıl kurtuluruz diyoruz. Bu akşam AK Parti Osmaniye İl Başkanı Sayın Avukat Hamza Toru ağırlayacağız. Geçtiğimiz günlerde kendileri bir basın toplantısı düzenlemiş ve bu ay içerisinde yapılması planlanan AK Parti 7. olağan il kongresinde aday olmayacağını ifade etmişlerdi. Biz hem o açıklamayı hem bugüne gelinen süreci hem de Hamza Başkan'la 2 dönemdir başkanlık yapıyor. Bu süreci bir değerlendirelim istedik. Sağ olsunlar kendileri de bizi kırmadılar. Bu anlamda bu özel yayını gerçekleştiriyoruz. Başkanım hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Evet, çok sağ olun vakit ayırdınız. Tabii teknoloji biraz da bu türlü yayınları bizler için kolaylaştırmış oldu. Pandemi sürecinden dolayı uzaktan da olsa bir araya gelebiliyoruz. Başkanım, arzu ederseniz bir yıl değerlendirmesiyle başlayalım. Nihayetinde bir yılı kapattık, yeni bir yıla sayfa açmış olduk. Dolayısıyla bu yıl dönümleri, yıl başlangıçları bir anlamda da kişiler, devletler, ülkeler açısından da bir muhasebedir. Bu konuda Evet. siz de böyle bir değerlendirme yapsanız, 2020'ye ilişkin veya genel bir olarak bakışınız ne olur? Yani tabii ki biraz önce siz de ifade ettiniz. 2020 yılı hakikaten birçok açıdan bakıldığında çok zor bir yıl oldu. Özellikle bu koronavirüs vesaire bir kısım sıkıntılar hem Türkiye'mizde hem dünyamızda bütün insanlığı sarsıcı bir boyutta gelişti. Ancak bizim milletimiz açısından bakıldığında, bizim insanlarımız açısından bakıldığında hakikaten çok önemli, çok değerli güzelliklere de vesile oldu. Belki hani koronavirüs dolayısıyla vesaire millet olarak bir kısım zorlukları, sıkıntıları yaşadık. Bu zorluklar içerisinde belki birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi ve birbirimizin halinden anlamayı bu vesileyle daha çok idrak edebilme, daha çok kardeşlik hukukumuzu geliştirebilme, daha çok acımızı, sıkıntımızı, sorunlarımızı paylaşabilme duyarlılığımızı arttıran bir yıl oldu. Bu tabii ki olumsuz gibi görülen bir tabloda Müslüman insanlar, inanan insanlar açısından hakikaten çok olumlu bir tablo. Ama 2020 yılı aynı zamanda o kadar bereketli işlere vesile oldu ki tabii ki bunların tamamı belki de bir programın değil birçok programın konusu olabilecek nitelikte. Öyle bir 2020 yılı yaşadık ki 70 yıldır alnı secdeye gelen, hakikaten orada ibadet etmek isteyen atamızın, dedelerimizin, ecdadımızın bize bir yadigarı olan, bir emaneti olan Ayasofya'nın açıldığına şahit olduk. Gerçekten sadece Türkiye'de yaşayan, Anadolu'da yaşayan kardeşlerimiz açısından değil, bütün bir İslam alemi, bütün bir ümmet açısından belki de 2020 yılının dünyadaki en önemli hadiselerinden biri buydu. Yine 2020 yılında hakikaten Türk dünyasını yıllardır bir kanayan yara olarak üzen Karabağ gibi bizim ortak bir sorunumuz, bütün Türk dünyasının ortak sorunu olan bir sorunu. Ses geliyor Şükrü Bey. Kara. Başkanım, ben de baktım ama burada bizden kaynaklanan bir ses yok gibi ama bir telefon veya böyle bir arama sesi gibi ulaştı. Evet, kesildi. Şu an kesildi başkanım, evet. Ben ne olduğunu anlayamadım ama Evet, dikkatiniz de dağıldı zannediyorum o hastalatam. bütün Türk dünyası açısından çok önemli bir noktada, çok önemli bir durumda bulunan ve hakikaten Türk dünyasıyla Anadolu'nun Anadolu'daki kardeşlerimizin birleşmesinin önündeki en büyük fiziki engellerden biri olan bu engelin kalkmasını da 2020 yılında yaşadık. 2020 yılında Karabağ Azeri kardeşlerimizin ve bizim liderimizin
verdiği mücadele sonunda yine aynı ses, değil mi? Evet, bir arama sesi var başkanım ama zannediyorum bir aramadan Dikkat. kaynaklı galiba. Çocuklar. Ben bu anlamda teknolojiyle biraz bazı sıkıntılarım var. Evet. Evde bizim çocuklar bazı işlere bakıyorlar. Onların fiyatları. Telefon bulunduğunuz yerden başkanım, eğer şeyse telefonu da Benim telefon bulunduğum yerde değil. evet. Tabii ben de şu an olaya bir anlamda bakmaya çalışıyorum. Özellikle böyle sanki bir arama kaydından kaynaklanan bir ses gibi. Yerde o sürekli çalıyor. Biraz Bizim kesildi ne ama. sesi geliyor? Şimdi kesildi. Şöyle bir yerde dursun. Tamam. Canlı yayında şu anda. Evet, tabii bazen bu teknolojinin güzelliği olduğu gibi canlı yayın enstantaneleri de oluşabiliyor başkanım. Evet. Bu konuda da tabii Olsun. dinleyenlerimizden, izleyenlerimizden hoşgörülerini de bekliyoruz. Önemli bir noktaydı tabii Karabağ. Bu anlamda bizlerin de yarasıydı. Çok şükür o özlem de yine Ayasofya gibi giderilmiş oldu. Tabii siz de ifade edeceksiniz mutlaka ama ülkemiz tarihin en büyük doğalgaz rezervini de yine bu dönemde karşılamış oldu. Tabii Ortalara doğru geliyordum. bakıldığında aynen hani hep acılar böyle karamsarlıklarla dolu bir yıl gibi görünürken onun içerisinde gerçekten çok sevindiğimiz, çok mutlu olduğumuz tarihi anlar da oldu. Dolayısıyla umarız bunlar 2021'de daha çok olur. Biz o acıları unutur, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı paylaştığımız bir yıl olmasını da temenni ediyoruz İnşallah başkanım. 2021'de bunların bereketiyle karşılaşırız. Evet. Yani Karabağ gibi Ermeni mezalimi, Ermeni zulmü altında olan bir Türk yurdu 40 yıl gibi bir aradan, 50 yıl gibi bir aradan sonra Allah'a şükürler olsun yeniden Türk ve Müslüman yurdu haline dönüştü. Ne kadar şükretsek az. Öbür taraftan yıllardır, uzunca bir yıldır, 40 yıla, 40 yıldan daha fazla bir zamandır kapalı Maraş diye bir sorunumuz vardı. Evet. Allah'a şükürler olsun. Orası da yine bu 2020 yılı içerisinde bir anlamda bağımsızlığına, özgürlüğüne, hürriyetine, insanlığa, insanlığına kavuşmuş oldu. Biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi 2020'de Karadeniz'de çok büyük doğalgaz rezervlerini millet olarak bulabilme imkanına sahip olduk. Bu ve buna benzer işte Akdeniz'de verdiğimiz mücadeleler ortada. Yani dolayısıyla 2020 yılı bir taraftan koronavirüs illetiyle uğraştığımız bir yıl olmakla beraber, öbür taraftan da aslında millet olarak önümüzdeki bir 50 yıllık, 100 yıllık belki çok daha uzun bir süreçte, çok daha uzun bir perspektifte memleketimiz, milletimiz açısından çok büyük hayırlara vesile olabilecek bir yıl oldu. Bunu da bu şekilde ben görüyorum ve bununla da Allah'a şükürler olsun hakikaten şükrediyorum. İnşallah bunun bereketini, bunun feyzini, bunun güzelliklerini de ilerleyen zamanlarda millet olarak yaşarız diye düşünüyorum. Evet. Başkanım tabii Ama geçen gün toplantıda dikkatimi çekmişti ama biz basın toplantısının akabinde erken ayrılmak durumundaydık. Şimdi yayın esnasında da yine bunu size sormadan geçemeyeceğim. Yeni bir imajınız var. Sakal da olmuş. Bu yok, uzun bu imaj değil, bir gerçek. zorunluluk mu? Hikayesi nedir Ya, bunun? ya şöyle, Şükrü kardeş, Hani şöyle yani sizi hiç kısa bir böyle zaman görmediğimiz önce, için yaklaşık bir ay acaba bundan önce, sonrası ile ilgili malum devam biliyorsunuz, edecek? babamı rahmetle anıyorum. Evet. Ben babam rahmetli olduktan sonra artık gençlikten çıktığımı, çocukluktan çıktığımı, artık belli bir olgunluk düzeyine geldiğimi düşünmeye başladım. Yani artık işte aslında babası yaşayan her insan, baba, kaç yaşında olursa olsun bir parça gençtir, bir parça delikanlıdır. Ama babası rahmetli olduktan sonra artık büyümüştür, olgunlaşmıştır. Ben de bu anlamda artık babam rahmetli olduktan sonra gençlikten yavaş yavaş çıktığımızı, her ne kadar sakalımız da ağırsa, her ne kadar saçımız da işte ağırsa, bunları belki o gençlik duygularıyla çok böyle göstermekten, görünmekten imtina etsek, artık bunun görünmesinin bir mahsur olmadığını, bunun artık bizim yaşamımızın, hayatımızın bir parçası olduğunu,
gördüğüm için böyle bırakmış oldum. İmaj olsun diye de değil. Yani şu veya bu şekilde görüneyim diye de değil. Bunu bir artık bir Müslüman, bir mütedeyyin kardeşiniz olarak böyle olmasının daha doğru olacağı kanaatiyle yaptım. Evet, böyle bir imaj. Ben de hem acınızı bir kez daha paylaşmış olalım. Babanıza rahmet dileyelim. Bunun yanı sıra hem bu yayını takip eden kim varsa, kim hangi yakınlarını kaybettilerse onlara da Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Peki Sayın Başkanım, biz tabii sıcak konulara gireceğiz ama biraz da bu pandemi dönemi siyaseti nasıl etkiledi? Bu anlamda siyaset biliyorsunuz insan sanatı, dolayısıyla insanla olan hadise. Bakıldığı zaman fiziki alanlardan uzaklaşıldı, yüz yüze iletişim biraz kopmuş oldu. Bu siyaseti yereldeki çalışmalar açısından sizleri nasıl etkiledi? Bu anlamda siyaseten bu süreç nasıl? Biraz da bundan bahsedebilir misiniz? Yani siyaseten tabii biraz zorlu bir dönem. Yani siyasetin doğasında temas var. Siyasetin doğasında kucaklaşma var. Siyasetin doğasında kaynaşma var. Siyasetin doğasında bir arada olma var. Siyasetin doğasında birlikte güçlü olduğunu gösterme var. Ama işte pandemi biraz bir arada olmayı, temasta bulunmayı filan engelleyen malum şeyler. Ama tabii bütün bizim yaklaşımımız tamamen fiziki temasla, fiziki birliktelikle ilgili değil. Bizim birlikteliğimiz gönül birlikteliği. Ve dolayısıyla biz bu pandemi sürecinde AK Parti ailesi olarak sadece Osmanlı'da değil bütün Türkiye'de gönül birlikteliğini kurabilmenin, gönül birlikteliğiyle beraber olabilmenin, insanlarımıza bir şekilde ulaşabilmenin gayretini, mücadelesini verdik. Pandemi sürecinin ilk ortaya çıktığı günlerde hemen Osmaniye'de 65 yaş üzeri belki hani bu sokağa çıkmadan veya kendi ihtiyaçlarını karşılamadan veya değişik sağlık sorunlarından dolayı ortaya çıkamayacak, ihtiyaçlarını gideremeyecek olan üyelerimizi hemen arkadaşlarımız, yönetimdeki arkadaşlarımız, kadın kollarındaki kardeşlerimiz, gençlik kollarındaki kardeşlerimiz arayarak ihtiyaçlarını sordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel başkan yardımcılarımızın selamlarını ilettik. Varsa bizim gerçekten kendi imkanlarımızla çözebileceğimiz bir sorunları, bir sıkıntıları, bunları çözmenin mücadelesi içerisinde olduk. Eğer bizi aşan bir sorunu, sıkıntıları varsa çözmemiz adına, bu anlamda değişik kurum ve kuruluşların desteği gereken durumlar ortaya çıkıyorsa da onları o kurumlara havale etmek suretiyle, onları o kurumlara yönlendirmek suretiyle, bilgilendirmek suretiyle de bu imkanlardan faydalanılması noktasında yardımcı olmaya çalıştık. Ve şu anda da mesela tabii bunu daha sonra 65 yaş altındaki üyelerimize de uyguladık. Birçok üyemize de ulaştık. Şu anda da mesela kadın kollarımız 65 yaş üstü bütün kadın üyelerimizi arıyorlar. Sorunlarını, sıkıntılarını soruyorlar. Çözebileceğimiz bir şey varsa kendi imkanlarımızla çözmeye gayret ediyoruz. Ve birçok da değerli hemşerimizin bu şekilde sorunlarını, sıkıntılarını çözdük. Tabii bu pandemi sürecinde Ramazan ayında özellikle Askıda Ekmek Projesi gibi veya diğer işte marketleri, bir kısım kenar kıyıdaki dükkanları vesaire ziyaret etmek, orada ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek, bir sıkıntıları varsa onları halletmek vesaire gibi bir kısım sorunlara da gerçekten elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar çare aramaya çalıştık. Osmaniye'de hayırsever diyebildiğimiz, hayırsever diye tabir ettiğimiz imkanı olan arkadaşlarımızdan, imkanı daha az, daha sınırlı olan kardeşlerimize yardımcı olmalarını temin ettik. Ve inanın Şükrü Bey, bütün bunları yaparken de Allah rızasından başka hiçbir gaye gitmedik. Ve bunu hiçbir şekilde de reklam aracı olarak kullanmadık. Facebook'ta, Twitter'da, şurada, burada, sosyal medyada falan gittik, geldik, yaptık, ettik. O insanları da rencide etmemek anlamında. Ama yüzlerce, binlerce, belki çok daha fazla aileye, çok daha fazla insanımıza ulaştık. Ve o insanlarımızın dertlerine, derman, çareler, sorunlarına çözüm bulmaya gayret ettik.
Bunların tamamına ulaşmamız veya çözüm bulmamız imkan dahilinde mi? Yok değil. Ama biz karınca misali safımızı belletmek, duruşumuzu belirlemek ve bu anlamda böyle bir insanlığın ortak probleminin ortaya çıktığı bir zaman diliminde normal zaman diliminden biraz daha fazla gayret etmek, biraz daha fazla bu acıları paylaşmak, biraz daha fazla sorunlara, sıkıntılara eğilmekle insanımızın mutlu olması adına bir çaba gayret sarf ettik. Ve bunu da dediğim gibi sadece ve sadece Allah için yaptığımız için çok da bunu Osmaniye'mizde bir siyaset veya bir politika aracı olarak kullanmadık. Tamamen bunun feyzinin, bereketinin Rabbimize ait olduğunu ve onun feyzini, bereketini de onun vereceğini hesap ederek arkadaşlarımızla beraber bu çalışmaları yaptık. Evet, tabii ameller niyete göre nihayetinde Rabbim ecrini de nasip eylesin diyelim. Başkanım Amin. tabii tüm bunlar yaşanırken bir yandan da tabii kongre süreciydi. Siz Evet. beldelerle başlamak üzere daha sonrasında ilçe kongrelerinde tamamladınız. Ve Osmaniye'de AK Parti'ye bakıldığı zaman yani bir veya iki ilçe haricinde tüm ilçelerde bir yenilenmeye gittiniz. Gençlik kollarında, kadın kollarında dahil olmak üzere. Evet. Öncelikli olarak kendi içerisindeki bu yenilenmeyi nasıl değerlendirmek lazım? Siz tabii bu sürecin başındaydınız. Daha sonrasında da İl Kongre sürecine gelelim ama ilçelere de konuşmazsak eksik kalır bu yönüyle. Bu değişimi nasıl okumak lazım? Bu değişimi bir tazelenme, bir partimizin kendi hücreler içerisinden yeni kadroları oluşturma, daha heyecanlı kadroları oluşturma ve geçmişte görev olan arkadaşlarımızın tecrübesinden istifade ederek dinç, dinamik, sahada varlık gösterebilecek arkadaşlarımızı bünyeye dahil etme olarak okumak lazım. Sonuçta görev verdiğimiz arkadaşlarımızın tamamı da yine AK Parti'nin içerisinde çeşitli kademelerde görev alan arkadaşlarımız, gerek kamuoyunun gerekse parti teşkilatlarımızın yakinen tanıdığı arkadaşlarımızdı. Ve geçmişten günümüze de parti içerisinde yaşları genç olmakla beraber rüştlerini en güzel şekilde ispat etmiş arkadaşlarımızdı. Ve birçoğu da bu anlamda gençlik kollarımızda yetişen, partimizin değerleriyle kendi değerlerini adeta özümsemiş ve bu anlamda partimizin kurumsal kimliğinin gereğini harfiyen yerine getiren kardeşlerimizdi. Ve hakikaten de bu kardeşlerimiz şu pandemi süreci olmasına rağmen biraz önce bahsettiğim çalışmaların yapılması sürecinde doğru bir yolda olduğumuzu, doğru adımlar attığımızı da en güzel şekilde aslında göstermiş oldular. Ve bütün bu süreçleri çok güzel bir şekilde sevk ve idare etmek suretiyle de partimizin bayrağını daha yüksek burçlara dikmek ve insanımızı ve insanlığı daha mutlu, huzurlu, müreffeh bir yaşama kavuşturmak anlamında üzerine düşen görevi de yaptılar. Bu değişimi böyle algılamak lazım. Sonuçta bu gelen arkadaşlarımız partimizde geçmişte hukuku olmayan şu veya bu şekilde tesadüfen gelen arkadaşlarımız değil. Bu arkadaşlarımızın tamamı partimizin yetiştirdiği değerlerden ortaya çıkan, süzülüp gelen arkadaşlarımız. Mesela Toprakkale'de Gençlik Kolları Başkanımız Bekirhan Uyutmaz kardeşimizi getirdik. Çok başarılı, gayretli bir Gençlik Kolları Başkanlığı yapmıştı. Gerçekten bulunduğu bölgede de gerek ailesi, gerek kendisi varlıklarını çok güzel bir şekilde hissettiren, hayırseverliğiyle, doğru düzgün kişiyle ortaya çıkan kardeşimizdi. Oldu. İşte Gençlik Kolları Başkanı iken İlçe başkanı şimdi çok güzel de icra ediyor. Düzişin'de yine Mehmet Çillen Bey partimizin kuruluşunda gençlik kollarında görev almış. Gençlik kollarında birçok çalışmayı beraber yaptığımız, daha sonrasında da ana kademede çok gayretli çalışmalarıyla ön plana çıkan bir kardeşimizdi. Orada da öyle bir değişiklik oldu. Bahçe ilçemizde Zekeriya Çelik kardeşimiz 10 yıldır AK Parti'mizin belediye meclis üyeliğini yapan, belediye meclisinde de gerçekten belediye başkanımızla birlikte çok güzel, uyumlu, gayretli çalışmalarıyla ön plana çıkan bir kardeşimizdi. Dolayısıyla
Başkaca da yaptığımız, mesela Hasan Beyli'de işte yine Mehmet Ali kardeşim, aile olarak siz de Hasan Beyli olduğunuz için bilirsiniz. Kocaman ailesi, önemli bir aile tabi orada. Ailesi önemli bir aile ve aile olarak da aslında babası da AK Parti'mizin içerisinde uzun yıllar hizmet eden, kendisi de son dönem belediye meclis üyeliğimizi yapan ve bu çalışmalar esnasında da gençliğiyle, çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle göz dolduran bir kardeşimizdi. Sonuçta bu kardeşlerimiz abilerinden, diğer arkadaşlarından nöbeti devraldılar ve Allah'ın izniyle partimizi 2023'e, 2051'e, 2053'e, 2071'e en güzel taşımak adına yola koyuldular. Hakeza gençlik kollarında biliyorsunuz Ahmet Enes kardeşim gerçekten çok düzgün, çok hakikaten insani vasıfları çok gelişmiş. Bizim de bildiğimiz anlamda davamızın eri kardeşlerimizden biriydi. Onu biliyorsunuz belediye seçimlerinde meclisinde çok genç olmasına rağmen Osmaniye İl Belediyesi'nde 3. sıradan belediye meclis üyesi seçildi. Belediye meclis üyesi seçilmesiyle birlikte yaşında 29'a doğru gelmişti. 2023'e giderken biraz daha gençleştirmek, biraz daha gençlik kollarını da dinamikleştirmek anlamında kendi talebiyle, yani daha genç bir arkadaşımız, daha genç bir kardeşimiz olan Ömer Faruk Bozkan kardeşimize nöbeti devretti. Ömer Faruk Bozkan da yine bizim gençlerimizden, bizim davamızın erlerinden, bizim davamızın neferlerinden çalışkanlığıyla, gayretliyle uzunca yıldır, yani en azından benim il başkanlığı yaptığım dönem içerisinde daha şöyle çocukluğundan tanıdığım bir delikanlıydı. O delikanlı şimdi avukat oldu, büyüdü, askerliğini yaptı. Ahmet Enes abisinden 24'ünde, 25'inde Allah'ın izniyle o gençliği devraldı. İnşallah önünde 30 yaşına kadar uzunca bir 5-6 yıllık bir süre var. Bu süreçte inşallah gençlik kolları üyesi daha geldi. Sürprizlere alışkınız başkanım. Ben de geçen yayında yine bizim son kese diyelim yayın sürprizi yapmıştı bize. Hiç soru değil. Bunlar açıkçası hoş şeyler. Nihayetinde çocuklar evin neşesi, yayının da neşesi. Allah bağışlasın diyelim. Hiç sıkıntı yok. Neticede o da inşallah önemli bir zaman diliminde, zor bir zaman diliminde partimize hizmet edecek. Diğer taraftan işte kadın kollarındaki değişikliği, Meryem Hanım, Meryem abla gerçekten mazlum, mütedeyyin, hakikaten davanın değerlerini özümsemiş, yani bizim davamızın Hatice'lerinden biri olan, bizim davamızın Ayşe'lerinden biri olan bir ablamızdı. 6 yılı aşkın bir süre hakikaten davamıza herhangi bir şekilde hiçbir helal getirmeden çok güzel bir şekilde bayrağımızı temsil etti. Şükürler olsun. Ama orada da bir 6 yıllık bir başkanlık söz konusuydu ve Meryem Hanım da il belediye meclisine biliyorsunuz 2. sıradan, gerçekten Osmaniye için çok önemli bir şey, belediye meclis üyemiz seçildi. Dolayısıyla o da belediye meclisinde bir taraftan insanlarımıza hizmet etmeye devam ediyor. Orada da Emine Yüksel Coşkun hanımefendi yine partimizin içerisinde geçmişten beri siyaset deneyimi çok yüksek olan, belediye meclis üyeliği yapmış, il yönetiminde bulunmuş, çeşitli kademelerde il başkan yardımcılıkları yapmış. En son da bizimle birlikte il sosyal işler başkanlığı yapan çok değerli, çok hanımefendi bir ablamızdı. Gerçekten il sosyal işler başkanlığı yaptığı dönemde çok göz dolduran çalışmalara imza attı. Gerek huzur evlerimizde, gerek çocuk yuvalarımızda, gerek şehit gazilerimizde olan münasebetlerinde, onların aileleriyle olan münasebetlerinde, çok özür diliyorum. Hakikaten çok özverili, çok içten, çok samimi çalışmalara imza attı. O içten, samimi, özverili çalışmalarının, o gayretli çalışmalarının kadın kollarımızda çok daha verimli olacağı, çok daha anlamlı olacağı kanaati hem genel merkezimizde hem de bizlerde oluştu. Ve bu noktada da genel merkezimizin, bizlerin tavsiyesi, genel merkezimizin de teveccühleriyle
kadın kolları genel merkezimizde teveccühleriyle kadın kolları başkanımız olarak atandı. Dikkat edin, hem gençlik kollarımız hem kadın kollarımız atandığı günden itibaren Osmaniye'de gerçekten hiçbir partinin kadın kollarına veya gençlik kollarına nasip olmayacak şekilde çok özverili çalışmalara imza atıyorlar. Ben bunu bütün basın mensubu olarak sizlerin ve bunun da çok ötesinde Osmaniye kamuoyunun, Osmaniye hemşerilerimizin çok iyi gördüğüne inanıyorum. Çünkü bir bakıyorsunuz bir gün X mahallesindeler, bir gün Y mahallesindeler, bir gün orada bir hemşerimizin yanındalar, bir gün başka bir ilçede bir çalışmanın içerisindeler. Ben bazen hakikaten hem gençlik kolları başkanımıza ama özellikle de kadın kolları başkanımıza yani şunu hatırlatmak zorunda kalıyorum. Abla aman gözünü seveyim. Yani bak çok girip çıkıyorsunuz. İşte sosyal mesafe falan sizlere bir şey olmasın. Ablalarımıza, burada sizinle beraber çalışan kardeşlerimize herhangi bir şekilde sağlık anlamında bir zarar gelmesin. Çok dikkat edin diye çok uyarılarda bulunmak durumunda kalıyorum. Ama öyle tahmin ediyorum benim uyarılarım çok bir işe yaramıyor. Kendini tutamıyorlar. Çok gayretliler, çok çalışkanlar. Ben bunu çok net bir şekilde görüyorum. Ve bundan dolayı da aslında hem kadın kollarımızla hem gençlik kollarımızla hem kadın kollarımızın dünkü başkanlarıyla yani Meryem Hanım'la ve Ahmet Bey gençlik kollarımızın dünkü başkanları hem de bugünkü başkanlarıyla çok gerçekten iftihar ediyorum. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. AK Parti'miz adına, davamız adına çok güzel, çok hayırlı işlere imza atıyorlar. Evet. Tabii partilerin gençlik kolları... İlçelerimizde de öbür taraftan gerçekten gayretli arkadaşlarımız vardı. Toprakkale'den başlamıştık. Toprakkale'de Mehmet Kanat Bey Osmaniye'de aslında çok Osmaniye kamuoyunun çok yakından tanıdığı düzgün bir insan, çok olgun bir insan. İşleri çok fazla ticari anlamda yoğun olduğu için ya başkanım dedi ya bunu bir sorumluluk olarak, vicdani sorumluluk olarak yerine getiremiyorum. Yani yerine getiremediğim zaman da eksik yaptığımda da çok üzülüyorum. Onun için burada bir nöbet değişimi yapılmayı kendisi istedi ve sonra da Bekiran kardeşimize devretmiş olduk. Hasan Bey'de Mustafa Bey, Mustafa Yılmaz Bey gerçekten 3 dönem çok güzel bir şekilde sizin de memleketiniz olduğu için söylüyorum. Davamızı temsil etti. Zaten bizde biliyorsunuz 3 dönem kuralı var. 3 dönemin sonunda da değişim gerekiyordu. Mustafa Bey, Mustafa Tamam Bey biliyorsunuz Düzce ilçemizde 3 dönem üst üste ilçe başkanlığımızı yaptı. Yine Hasan Bey'de olduğu gibi. Dolayısıyla 4. dönem yapma şansı tüzük gereği de yoktu. Orada da yeni bir heyecan gerekiyordu ve 3 dönem sonunda da orada da bir değişiklik yapmış olduk. Bahçede de biliyorsunuz Mehmet amca, Mehmet Açıkgöz yani bizim hem başkanımız hem amcamız. Yani 80'li yaşlara gelmişti. Türkiye'nin en yaşlı başkanlarından biriydi. Ama o gerçekten çok heyecanlıydı. Çalışma arzusu, çalışma iştiyakı çok fazlaydı. Ama arkadaşlarımızla yaptığımız istişarede Mehmet amcayı korumak, Mehmet amcayı aslında bu anlamda bir büyük, bir bilen olarak orada başımızın tacı yapmak gibi bir karar almak durumundaydık. Mehmet amcayı da şimdi Allah'a şükürler olsun bahçemizde çalışmalarımıza dahil ediyoruz. Her zaman saygıda, hürmette, izzette, ikramda kusur etmiyoruz. Her zaman da yanındayız. Partimize çok büyük emekler geçen bir arkadaşımız, değerli bir büyüğümüz, amcamız. İnşallah işte yeni gelen arkadaşlarımız da yeni bir heyecanla yollarına devam ediyorlar. İlçelerde de benzer bu anlamda kadın kolları ve gençlik kollarında da benzer değişiklikler oldu. Bu tabii dediğim gibi bir değişiklik olarak kabul etmemek lazım. Bunu parti içerisinde bir dönüşüm olarak kabul etmek lazım. Bu da bizim partimizin zaten 20 yıllık bir süreçte en iyi yaptığı şeylerden biri bu. Ve bu sayede AK Parti her seçimde %50'nin üzerinde oy almak, Cumhurbaşkanımız %50'nin üzerinde oy almak suretiyle tazelenerek bugüne kadar geldi. Bundan sonra da inşallah bu değişimler, bu dönüşümler devam edecek. Eğer bu değişim, bu dönüşüm olmasaydı bugün Hamza Tor kardeşiniz bu ilde 6 yıldan fazla süre il başkanlığı yapamayacaktı. Ben
siyasete ilk başladığında gençlik kolları başkanı olan bir kardeşinizdi. Evet. O kulvar, o Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, o değişim ve dönüşüm bizi bugün bu noktalara taşıdı. İnşallah bu değişim, bu dönüşüm doğru bir şekilde partimizin menfaatleri, milletimizin menfaatlerine uygun bir şekilde devam edecek. Biraz yorulan, biraz dinlenmesi gereken, biraz belki başka kulvarda değerlendirilmesi gereken bir arkadaşımız varsa, bir kardeşimiz varsa o daha dinç olana, daha dinamik olana, daha çok bu bayrağı uzaklara taşıyabilecek olana bayrağı devredecek ve bayrağı devralan arkadaşımıza da yardımcı olacak, destek olacak ve bu kutlu yürüyüş inşallah kutlu bir şekilde gidecek 2023'e, 2050'e, 2071'e. Peki başkanım, bu değişim kendi içerisindeki yenilenmenin önünü açmak için mi aday olmamayı tercih ettiniz? Nihayetinde bakıldığında bu da sebeplerden biri. Evet, şimdi o konulara geleceğiz zaten. Kamuoyunun çok merak ettiği konu var. Tabii siz yani AK Parti'nin kuruluşundan bu zamana içindesiniz ve partinizin bu yılda 20. yılı ve bakıldığı zaman bunun yaklaşık 15-18,5 yılı da iktidarda geçti. Ve siz bu sürenin zaten 1/3'lük kısmında il başkanı olarak Osmaniye'de görev yaptınız ama yani bunun dışında yine gençlik kolları, il genel meclis başkanlığı görevleriniz de var. Dolayısıyla yani AK Parti'de olduğu kadar Osmaniye'de siyasetin son döneminde hem önde olan hem belirleyici olan bir isimsiniz. Dolayısıyla bu konuda AK Parti'nin kendi içerisinde geriye dönüp baktığımızda iki dönem il başkanlığı yapan yok, bu kadar uzun süre görev alan bir isim yok. Dolayısıyla yani bunu biz ya kendi iradeniz olarak toplantıda değerlendirdiniz ama bu konuyu biraz sizinle açalım isteriz. Çünkü artık yani, il kongresine... Şükrü Bey, tabii sizler vesilesiyle Radyo 80 izleyicilerimize, değerli hemşerilerimize de bunu tekraren bildirmekte fayda var. Yani siz söylediniz, bu 20 yılın bir günü AK Parti'nin dışında geçmedi. Bu davanın dışında geçmedi. Bu 20 yılın tamamı bu davanın içerisinde geçti. Ve bu 20 yıl içerisinde de Allah, hakikaten şükrediyorum, bana bu davaya hizmet etmek anlamında birçok görevi, belki Osmanlı'da hiçbir faniye nasip olmayacak birçok görevi nasip etti. Yani 6 yılı aşkın bir süre partimizin kuruluşunda kurucu gençlik kolları başkanıydım. 6 yıldan fazla, yani 2 dönemden daha uzun süre bir atama, 2 de seçimle, 2 de kongreyle gençlik kolları il başkanlığı yaptım. Yani şu ana kadar benden daha fazla uzun süre gençlik kolları başkanı yapan bir kardeşimiz partimizde çıkmadı. Bu dönemde hakikaten onlarca, yüzlerce, binlerce gence dokunma, binlerce gencin sorunlarına çözüm üretme, binlerce arkadaşımızla dava arkadaşlığı, dava kardeşliği yapma bahtiyarlığına eriştim. Onları tanıma bahtiyarlığına eriştim. Sonrasında 2004'te genel merkezimizin kararıyla, o zaman gençlik kolları başkanları, hem gençlik kolları başkanlığı yapabilme hem de ikinci bir görev alabilme, yani genel meclis üyeliği gibi, belediye meclis üyeliği gibi bir kısım imkanlar vardı. Biz de İl Genel Meclis üyesi seçildik. 2005-2006 AK Parti grup, 2004-2005 AK Parti grup başkanlığıyla beraber İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yaptık. 2007'de o günkü değerli büyüklerimizin teveccühüyle de, takdirleriyle de Osmaniye'de seçilmiş ilk İl Genel Meclis başkanlarından biri ben oldum, Murat Bey'den hemen sonra. Ve Allah'a şükür, Allah-u Teala bu görevi de bana 2 dönem nasip etti. O 2 dönem içerisinde de Sumbas'ın İlbistanlı köyündeki, Bahçe'nin aşağı karderesindeki, Kadirli'nin Karatepe'sindeki, işte Düzçi'nin zindanındaki bir köylü, bir hemşerimizin, bir kardeşimizin sorununu, sıkıntısını çözebilme, onların sorunlarıyla, sıkıntılarıyla ilgilenebilme bahtiyarlığını bana Allah-u Teala nasip etti. Ve bu görevde de yine öyle bir şey ki gene en uzun süre yapma şerefi, onuru bana nail oldu.
bir makam hırsımızdan, bir mevki hırsımızdan değil. Ama şartlar öyle geliştirdi. Biz İl Genel Meclisi'ne ilk üye seçildiğimizde malum biliyorsunuz 6 ayda bir toplanıyordu. O zaman çok da fazla insanların tercih ettiği bir şey değildi ama 2005'te Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla birlikte, Türkiye için, yerel yönetimler için ortaya koyduğu vizyonla birlikte 5302 sayılı yasada bir değişiklik yapıldı. O değişiklikle beraber İl Genel Meclisleri çok etkin bir konuma getirildi. Çok etkili bir duruma getirildi. Ve akabinde tabii o güne kadar İl Genel Meclislerinin başkanlığını sayın valilerimiz yaparken seçilmiş arkadaşlarımıza bırakıldı. Ve o süreçte de bu görevler bize nasip oldu. Biz de bu görevleri birer emanet kabul ettik. Bunları sadece kulların verdiği oyla elde ettiğimiz emanetler olarak görmedik. Aynı zamanda yaptığımız her işten dolayı, attığımız her adımdan dolayı hem bu dünyada tabii ki siyasetçi olarak insanlara bir hesap verme durumunda iken, öbür tarafta da bütün bunların bir sınav vesilesi olduğu ve bütün bunların hesabının Allah-u Teala tarafından sorulacağı ve yaşadığımız her anın aslında bir hesabı olacağı düsturuyla, düşüncesiyle gayret ettik, çalıştık ve Allah'a şükür elimizden gelen bütün mücadeleyi de verdik. Osmaniye'mizde bütün köylerimizin parke yollarla tanışması, şehirde bile yokken parke yollarla tanışması, çok büyük su projelerinin, Karapınar su projesi gibi 40'ın üzerinde 50'ye yakın köyün su sorununu çözen Yarpuz su projesi gibi 30'un üzerinde hem Osmaniye il merkezinde hem Düzce'de su projelerini çözen İlbistanlı Yusuf İzzettin vesaire gibi Sumbas ve Kadir'de birçok köylerimizin su problemlerini çözen projelerin altına imza atmayı Allah-u Teala bizlere nasip etti. Ve biz o süreçte Osmaniye'de adeta asfaltsız yolların olmaması, her köyümüzde köy konağımızın, her köyümüzde camilerimizin, her köyümüzde okullarımızın, her köyümüzde sağlık ocaklarımızın en güzel şekilde bir hizmet olarak insanımıza sunulması anlamında çok gayretlerde bulunduk. Şehir merkezlerinde okulların, sağlık kuruluşlarının, spor tesislerinin yapımına imzalar attık. Köylerimizin, köylülerimizin hem hayvancılık hem tarım noktasında kamunun bir kısım imkanlarını da kullanmak suretiyle gelişmesini, daha müreffeh bir hale gelmesini temin etmeye çalıştık. Ve Allah'a şükür 10 yıl gibi bir sürede İl Genel Meclis üye girdiği gibi zor bir görevi, meclis başkanlığı gibi zor bir görevi icra ettik. Şükür, yani hani konuştuğumuz mevzu 6 yılın sonunda neden aday olmadığımızı konuşuyoruz ya. Yani bir o dönemde zeytinciliğe destek verilmesi noktasında 2005'te çok büyük bütçeler ayırarak, o günkü rakamlarla yılda 2 trilyonun üzerinde bütçe ayırarak, ki bugün bu 20 trilyonu geçer. 2004'ün 2005'in şartları düşünüldüğünde köylülerimize bedava zeytin ağacı dağıttığımızda o günkü muhalefet, o günkü vizyondan yoksun arkadaşlarımız, kardeşim ne yapıyorsunuz? Devletin imkanlarıyla vatandaşa zeytin fidanı dağıtmak da neyin nesi dediklerinde, biz bunun faydasını Osmaniyeli 10 yıl, 20 yıl sonra görecek. Belki bizden olduğunu bile, bizim yaptığımız bile hatırlamayacak. Ama Osmaniye'de bütün kıraç araziler değerlenecek. Bütün o kıraç arazilere sahip köylülerimiz 10 sene, 15 sene sonra çok iyi şartlarda yaşayan hemşerilerimiz olacak. Biz bunu görüyoruz dedik. Ve bu heyecanla bu işleri yaptık. Çok büyük eleştiriler aldık. Ama Allah'a şükür bugün görüyoruz ki o gün o ortaya koyduğumuz düşünce, o ortaya koyduğumuz vizyon doğruydu. Bugün de Osmaniye hemşerilerimiz bunun meyvesini, bunun semerelerini alıyor. Bu bizim için bir mutluluk, bir huzur kaynağı. Varsın bizim adımız okunmasın, varsın bizim şanımız söylenmesin. Ama memleketimiz, milletimiz, insanlarımız, insanlığımız daha güzel, daha iyi şartlarda yaşasın. Biz bunun için mücadele verdik. Evet. Ve sonuçta bu mücadelelerimizi verirken hiç ummadığımız bir dönemde, hiç beklemediğimiz bir dönemde, belki siyaseten farklı görevler alırız dediğimiz bir dönemde birçok bazı genç avukat arkadaşlarımızın ve bir kısım kardeşlerimizin etkisiyle kendimizi bir anda baro başkanı buluverdik. Yani o gün için seçime girdiğimizde 3 rakip girdik. Karşımdaki diğer 2 rakibin toplamının 2 katı oy almak suretiyle Allah
baro başkanlığını bizlere nasip etti. Baro başkanlığı yaptığımız dönemde de bütün avukat kardeşlerimizin her türlü sorununa, sıkıntısına elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar koşmaya, koşturmaya çalıştık. Şimdi Osmaniye'de o günleri bilen hangi avukata sorsanız ne kadar gerçekten meslektaşlarımız için faydalı bir dönem, faydalı bir başkanlık yaptığımızı çok gönül rahatlığıyla söyleyeceklerdir. Baro tesislerinin kazanması, OKAS sisteminin kurulması, baro salonlarıyla ilgili bir kısım çalışmaların yapılması, ilçelerde baro hizmet binalarının veya hizmet merkezlerinin kurulması, diğer meslektaşlarımız olan hakim savcılarla sağlıklı iletişimlerin kurulması noktasında çok meslektaşlarımıza yardımcı olduk. Ve sonuçta tam bu görevimizi bitireceğimiz veya bitirdiğimiz bir esnada genel merkezimiz, işte şimdi buraya geldim, en son bu il başkanlığı ilgili konuya geldik, biraz uzadı ama bir saat 12.30 civarında gelen bir telefonla yarın genel merkezde olman gerekiyor denildi. 2014-2015 şartları düşünün yani. Biz gittiğimizde bizden başka 7-8 arkadaşımızın daha orada olduğunu ve arkadaşlarımızın il başkanlığı mülakatına çağrıldığını, bizim de il başkanlığı mülakatına çağrıldığımızı gördük. Ve sonuçta aday olmamamıza rağmen, bunu ifade etmemize rağmen o günkü çok değerli büyüklerimiz Osmaniye'de böyle bir bütün arkadaşlarımızın çok kıymetli arkadaşlar olduğunu ama bu tecrübenin belki Osmaniye'de bu dönem il başkanlığı yapması gerektiğini ifade ettiler. Biz de o gün 2015'te il başkanlığına başlamış olduk. Ve ikinci dönem hatırlıyorsunuz yine kongreyle birlikte, evet, biraz belki sıkıntılı bir süreç de olsa o süreç, kongreyle birlikte il başkanı seçildi. Ve 6 yılı aşkın bir süredir tıpkı Gençlik Kolları Başkanlığı'nda, tıpkı İl Genel Meclis Başkanlığı'nda, tıpkı Baro Başkanlığı'nda olduğu gibi bu 6 yıllık süreçte de çok zorlu süreçlerden geçti. Yani öyle bir şey yaşadık ki 7 Haziran'ı yaşadık, 1 Kasım'ı yaşadık, 15 Temmuz'u yaşadık, referandumlar yaşadık, 2 tane referandum yaşadık, sonrasında son seçimleri, yerel seçimleri yaşadık, genel seçimleri yaşadık sonrasında tekrardan. Ve bütün bu seçimlerde de ana aktör, partimizi yönlendiren, yöneten, sevk eden, idare eden pozisyonunda bir kardeşinizdim. Ve hem 7 Haziran'da Türkiye'de belki milletvekili bazında ve oy bazında hafif de olsa gerilediğimiz bir dönemde Osmaniye'de o gerileme yaşanmadı. Hepiniz biliyorsunuz. İki milletvekilimizi koruduk. %40'ın üzerinde oy aldık. Ve Osmaniye 7 Haziran'da Türkiye'de en başarılı oy oranı bakımından bir önceki seçime göre kıyaslandığında, birkaç önceki seçime göre kıyaslandığında en başarılı 3-4 ilden biriydi. Bunlardan biri Rize, biri Konya, biri işte Osmaniye, biri de Trabzon'du. Gerçekten büyük bir patlama yaptık. Neredeyse 3. milletvekilini çıkarıyor idik. Bugünkü Cumhur İttifakımızın tarafı olan 2 milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi 2 milletvekili biz çıkardık. 15 Temmuz gibi bu memleketin gördüğü, görebileceği en zor, bir siyasetçi için en zor hadiseyi yaşadık. Belki Türkiye'de, siz de oradaydınız, beraberdik. Evet. Belki Türkiye'de birçok ilde gecenin saat 12'sinde, 1'inde, 2'sinde olan hadiseler bizde 9.30'da, 10'da yaşandı. Şükrü Bey, nasıl o süreçleri sevk ve idare ettiğimizi, beraberce o süreçleri yönlendiğimizi çok iyi biliyorsunuz. Bütün bu anlamda sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, Memur Sen'le, İlim Yayma'yla, Birlik Vakfı'yla, Ensar Vakfı'yla ve diğer sivil toplumun bütün katmanlarındaki değerli gönüldaşlarımızla beraber, Osmaniyeli hemşehrilerimizle, yiğit Osmaniyelilerle beraber saat 10'da Osmaniye AK Parti'mizin önü 10 bin kişinin üzerinde insanla dolup taşmıştı. Ve 10 bin kişiye oradan gereksizler, gerek STK başkanlarımız, gerek diğer siyasi partilerin başkanları, gerek Osmaniye'mizin her anlamda ticaret sanayisinde, borsasında, gazeteciler federasyonunda vesaire görevli arkadaşlarımızın hepsi, oradan bütün Osmaniyeli kardeşlerimizi aslında bu darbeye karşı dik durma anlamında, direnç gösterme anlamında bizlere destek oldular, yardımcı oldular. Hep beraber onlarla bu işi yaptık. Yani çok enteresan. Türkiye'de Selalar Diyanet İşleri Başkanımızın emriyle
Saat 1 civarında geçse okundu ama okundu işte. Osmaniye'de biz 10'da 10.30'da imam arkadaşlarımızı bizzat arayarak, özellikle Mücahit Çelik abimiz oradaydı, Mahmut Kahraman, sizler, arkadaşlarımız arayarak tek tek camilerden ezanlar, selalar okuttuk. Milletimizi, insanları, Osmaniye hemşerilerimizi bu darbeye dura çağırdı. Bütün bunları hep beraber yaşadık. Bütün bu süreçlerden de Allah'a şükürler olsun ki alnımız ak, başımız dik bir şekilde çıktı. Binlerce şükür. Ve bugüne geldik. Ve bugüne geldiğimiz noktada da 6 yılın sonunda şöyle geriye baktığınızda şanla, şerefle dolu bir mazimiz oluştu. Ve hakikaten bu kadar yoğun bir sürecin, bu kadar yoğun bir koşturmacanın, bu kadar gayretli bir dönemin akabinde tabii ki artık şunu söylemek, ya biz biraz bir kenarda duralım, biz biraz dinlenelim, arkadaşlarımız koşsun, arkadaşlarımız biraz terlesin, arkadaşlarımız bu dava için ter akıtsın, bu bayrağı çok daha yüksek yerlere, çok daha büyük burçlara diksin dememiz çok tabii çok normal bir şey. Ve biz esasen bunu da arzu ediyoruz, bunu da gönülden istiyoruz. Yani Kim ne derse bu desin. aday olmama sizin kendi isteğiniz mi oldu Sayın Başkanım? Tabii bunu Tabii basın yani biz toplantısında siz bazı şeyleri açıkladınız ama kamuoyu nezdinde bunları konuşalım isteriz. bizim partimiz, bizim teşkilatımız bu anlamda istişare bizim sünnetimiz. Yani biz istişareyi bir defa en iyi uygulayan, Türkiye'de en sağlıklı uygulayan partiyiz. Biz tabii ki bütün bunları, bütün bu süreçleri, bütün bu yaşadıklarımızı genel merkezimizle, partili büyüklerimizle, değerli ağabeylerimizle, kendi yol arkadaşlarımızla parti içerisinde istişare ettik. Ve o istişarelerden sonra böyle bir karar almanın daha sağlıklı olabileceği, partimiz açısından daha faydalı olabileceği kanaati bende hasıl oldu. Ben de açık yüreklilikle, net bir şekilde dedim, arkadaşlarımıza da çok fazla işin sonunda kararı gönlümde, içimde netleştikten sonra çok da fazla paylaşma imkanım olmadı. Ama basın toplantısı yaptığım günün bir gün öncesi ve o gün ilçe başkanlarımız, gençlik kolları başkanlarımız, kadın kolları başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il yürütme ve yönetim kurulu üyelerimizle bu hususu paylaşıp bunu kamuoyuyla paylaşacağımı ifade ettim. Ve hiç vakit kaybetmeden saat 5 gibi de basın toplantısıyla gönül rahatlığıyla, gönül huzuruyla bunu paylaştım. Yani bu bir istişarenin ürünüdür. Bu bir Peygamber Efendimizin sünnetinin yerine getirilmesi sonucunda ortaya çıkan bir kararın ürünüdür. Ya yani buna kim nasıl anlamlar yüklerse yükleyebilir. Ama benim söylediğim şey çok basit. Yaptığım istişareler, yaptığım değerlendirmeler sonucunda böyle bir karar almanın benim açımdan, partim açısından, davamız açısından çok daha sağlıklı olabileceği, çok daha doğru olabileceği kanaati bende hasıl oldu. Ben de bunu kamuoyuyla paylaştım. Evet. Peki Ve Allah'a başkanım, şükür. hani kamuoyunda özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaman zaman ifade ettiği bir husus vardı. Bir metal yorgunluğu. Yani siz bir yorgunluk hissettiğiniz için mi yoksa hani bu yenilenmenin önünü açmak için mi? Asla. Kesinlikle böyle bir yorgunluk falan değil. Bir değişimin, bir dönüşümün önünü açmanın faydalı olabileceği kanaati bende hasıl oldu. Siyaset çok bu anlamda kendi içerisinde değişimi gerçekleştiremediği zaman aslında o değişimi gerçekleştiremeyen insanlara da bir kısım zararlar verebilir. Yani bu Zorlamamak mı sonuçta gerekiyor başkanım bazen? ya şöyle yani Şimdi ben her şöyle söyleyeyim. şöyle düşünmek lazım. Başkanım, toplantıda aldığım birkaç not vardı. Özellikle sizin... Aslında her sonun yeni bir başlangıç olduğunu düşünmek lazım. Yani bir şey aslında korkulması gereken şey şudur. Yani koltuğa yapışan insanların, koltuktan güç alan insanların o koltuğu bırakmamaktaki ısrarıdır. Yani biz bugüne kadar koltuktan güç almadık. Koltuğa da yapışmadık. Biz inancımızın bir gereği olarak,
itikadımızın bir gereği olarak her sonun yeni bir başlangıç olduğuna inandık. Bakın Şükrü Bey, ben baro başkanlığını bıraktığımda alo. Evet, dinliyoruz ya, başkanım. Sizi bölmeyelim diye araya girmedim ben. Buyurun. Bütün avukat kardeşlerim çok şaşırdılar. Dediler ki ya niye bırakıyorsun? Yani çok rahat kazanabileceğin bir durumdasın. Çok da güzel işler yaptın. Dedim ki bak ben burada hedeflerimi gerçekleştirdim. Ben burada bu baro başkanlığım süresince hak davamı çok güzel bir şekilde temsil ettim. Ben burada meslektaşlarım için yapılması gereken birçok şeyi yaptım ve ben bugün burada bırakıyorum. Net. O bırakmamın akabinde hiç hesabımda olmayan bir dönemde, hiç planlamadığım bir dönemde il başkanı oldum. Bunu bütün Osmaniye kamuoyu sizler biliyorsunuz. Peki başkanım, bunu bugüne uyarlarsak böyle değil. Yani bir makam sevdasında değilim. İl Genel Meclis Başkanlığı'nın da aynı şekilde. Evet. Yani ben isteseydim o günün şartlarında 3. dönem İl Genel Meclis Üyesi ve Meclis Başkanı olurdum. Bunda bir şüphe var mı? Ama bıraktım. Olmak istemedim. Çünkü benim orada bu hizmetleri yapmam için yeterli bir süreydi. 3. dönem belki de davama, belki partime, belki kendime zarar verecektim. Bu bir net, açık şekilde doğru. İşte bugün de istişarelerimizi yaptık. Bunun hem benim şahsım açısından hem davamız açısından çok daha faydalı olabileceği benim şahsımda, nazarımda böyle bir kanaat oluştu. Ve bu kanaati arkadaşlarımla paylaştım, ailemle paylaştım. Yani özellikle eşim ve çocuklarımla paylaştım. Onlar da bunun uygun olabileceği kanaatini ifade ettiler. Ve neticede hanım bir şeyler gösteriyor, ona baktım. Evet. Ve neticede böyle bir karar aldık. Evet, hayırlı olsun hakkınızda diyelim. Başkanım şimdi da, tabii. Hakikaten iç huzurumuzu, gönül huzurumuzu yaşıyoruz. Ve inşallah şunu da demiyoruz bak. Şükrü Bey, biz inanan insanlarız. Evet. Hasbi insanlarız, hesabi insanlar değiliz. Evet. Yani bunu bıraktık. İşte bundan sonra başka bir şey gelecek. Kardeşim böyle bir şey yok, böyle bir derdimiz yok. Evet. Böyle bir duyguyla, böyle bir hırsla, böyle bir hissiyatla yola çıkmış değiliz. Ben AK Parti'de Gençlik Kolları Başkanı olduğum, Gençlik Kolları üyesi olduğum gün bu partiden ne alırım, bu davadan ne alırım diye girmedim. Herkesin, yani Osmaniye tabiriyle söylüyorum, fellik fellik kaçtığı bir dönemde Gençlik Kolları Başkanı'na talip olmak öyle kolay da bir şey değildi. Yani o güne kadar da Gençlik Kolları Başkanları genelde sadece afiş asan, bayrak asan, tezahürat yapan adamlar, insanlar gibi bilinirdi. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla bunun böyle olmadığı bugün çok net bir şekilde ortada. Onu söyleyeyim ama o gün için belki öyle anlaşılırdı. Biz o gün ne dedik? Biz bu davanın neferiyiz dedik ya. Biz bu Erdemliler Hareketi'nin bir parçasıyız dedik. Öncesinde de Erdemliler Hareketi'nin bir parçası olduğumuzu Gençlik Kolları Başkanı olmadan önce de bütün dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz biliyordu. Gençlik faaliyetlerimizi Milli Gençlik Vakfı'ndan vesaire herkes bilirdi. Ama o gün bir makam, mevki, nasip, ünvan derdiyle çıkmadık yola. Ama Allah bizlere birçok faniye nasip olmayacak şeyleri nasip etti. Buna şükrediyoruz. Bugün de yani bunu bırakalım da başka bir şey olalım falan diye bir derdimiz yok. Daha önce bize bulunduğumuz pozisyonlarla alakalı ve birçok konuyla ilgili çok daha değişik şeyler de oldu. Yani aday olmamız gerek milletvekilliği noktasında, gerek belediye başkanı noktasında, biz oralarda da hemen hoplayalım, zıplayalım, aday olalım falan demedik. Ya bizim burada bir sorumluluğumuz var. Biz bu sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirelim. Bugünkü bulunduğumuz pozisyon, bugünkü bulunduğumuz halin gerekleri, icapları neyse onu gerçekleştirelim. Çünkü biz bundan dolayı sorumluyuz. Biz bunun hesabını vereceğiz dedik. Ve Allah'ın izniyle de bu düsturla hareket ettik. Bugün de aynı düsturla hareket ediyoruz. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Bugün de aynı mantık ve mantalite çerçevesinde yaşamımızı, hayatımızı devam ettiriyoruz. Hem siyasette bu böyle, hem sosyal yaşantımızda böyle, hem de bütün hayatımızın her zerresinde böyle. Çünkü biz yaşadığımız anı iyi yaşamak, doğru yaşamak
yaşadığımız anın hesabını düzgün bir şekilde vermek zorundayız. Evet. Ve biz Allah'a şükürler olsun. 6 yıllık süreçte yapabildiğimiz işler oldu, yapamadığımız işler oldu, doğru yaptığımız işler oldu, yanlış yaptığımız işler oldu. Ama elhak, Allah şahittir, hep doğrunun, hep hakkının, hep davamızın gayreti mücadelesi içerisinde olduk. Ha, bundan sonra ne olacak? Bundan sonra da böyle olacak. Bundan sonra yani bir davaya inanmak, bir davayı savunmak, bir dava için mücadele etmek için illa bir koltukta mı oturmamız gerekiyor? Ya biz bu davanın nefer olarak, biz bu davanın gönüllü bir er olarak bu davayı savunamayacak mıyız? Bunu bütün hemşehrilerimize gösteremeyecek miyiz? Yani biz bunu bütün kardeşlerimize hissettiremeyecek miyiz? Biz, başkanım, eğer bunu, biz bunu kendi içimizde yaşamıyoruz, kendi içimizde hissettirmiyoruz ve içinde bulunduğumuz topluma hissettiremiyorsak o zaman bizim yaptığımız yaşantımızın, yaşadığımız hayatın, yaptığımız işlerin çok bir anlamı yok. O zaman biz bu işleri şöhret için, makam için, nam için, para için yapmış olacağız. Ama biz bu işleri bir dava için yaptık. Bundan sonra da Şükrü Bey, şunu bütün Osmanlı hemşehrilerimiz çok iyi bilsinler. Bundan sonra da belki bugünkünden de çok daha gayretli bir şekilde davamızın, liderimizin ve inandığımız değerlerin arkasında olmaya devam edeceğiz. Çok güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Ve biz bunu yürekten söylüyorum bak. Bütün şu anda tüylerim diken diken oldu. Biz Ayasofya'nın 70 yıl sonra müminlere, Müslümanlara kavuştuğu bir ortamda, ümmetin dua ettiği bir ortamda, Karabağ'da 40 yıllık Ermeni zulmünün, mezaliminin ortadan kalktığı bir dönemde biz Kapalı Maraş'ın 50 yıl sonra, 40 yıl sonra açıldığı ve Müslüman bir yurdu, Müslüman toprakları olarak bizim hizmetimize sunulduğu bir dönemde ben ne olacağım? Benim makam ne olacak? Benim mevkim ne olacak? Diye bir dertte olan bir kardeşiniz değiliz. Bütün Osmanlı kamuoyu da bilir. Makamdayken makamın böyle havasında bir arkadaşınız, bir kardeşiniz değildim ki. Allah aşkına Osmanlı beni bir Allah'ın kulu arabanın arkasında görmüş müdür ya? Makam dediğiniz nedir ya? Ben baro başkanını yaptım. Baronun bir makam aracının olduğunu Osmanlı'lılar benim baro başkanım döneminde bilmedi, görmedi. Göremezler de, görmeyecekler de. 10 sene genel meclisinde meclis başkanlığı yaptım. Meclis başkanının bir makam aracının olduğunu hiç gören oldu mu Osmaniye'de? Görmemişlerdir. Göstermedim. İhtiyaç duymadım. Yani böyle bir ihtiyacım yok. Ben hizmetimi yaptım. Çalışmamı yaptım. Gayretle. Belki bunun çok fazla bir reklamını yapamadım ama Allah razı olsun gönülden çalışmamı yaptım. Bu kadar. İl başkanlığı yapıyorum. Yani dikkat edin. Hani yapamadığım bazı şeyler var belki ama birçok şey var belki ama yaptığım en güzel şeylerden bir tanesi Osmaniye'de bütün hemşehrilerimizle her zaman bir arada olabilmeyi başardım. Bir duvarlar, bir setler önümde olmadı. Belki çok yoğun, çok farklı bir yoğunluğun içerisinde olduğumuz için ihmal ettiğimiz arkadaşlarımız oldu. Ama hiçbir zaman duruşumuzu bozan bir kardeşiniz olmadı. Allah'a şükürler olsun. Bundan sonra da gene aynı Hamza Tur, aynı duruş, aynı endam, aynı eda, aynı tavırla işte Osmanlı'da beraber olacağız. Radyo 80'e geleceğiz, çayını içeceğiz. Eyvallah, her zaman başkanım. Bir arkadaşım, bir esnaf kardeşimiz dün nasıl gidip çayını içiyorsa bugün de o şekilde çayını içeceğiz. Evet. Zaten makamdayken veya işte görevdeyken onlarca, yüzlerce insanı peşimize takıp gitmedik. Yani mütevazı bir şekilde gittik. Şimdi de gene aynı tevazuyla, aynı alçak gönüllülükle hemşehrilerimizle bir beraber olacağız. Evet. Bunun şeyi bu. Başkanım, evet. Şimdi o gün basın toplantınızda benim not aldığım birkaç konu var. Çok önemli olduğu için burada size sormak durumundayım. Birincisi, isteseydim devam ederdim diye bir cümleniz oldu orada. Bunun altında daha sonrasında açtınız. Yani kimse bana böyle bir ayrıl veya böyle bir şeyi olmadı ama bir de ya bu bir veda değil, bu yeni bir başlangıç cümlesi çok kıymetliydi orada, önemli. Burada
Bu cümleleri ifade ederken yani en azından biraz açmanızı istesek, yani hani isteseydim devam ederdim cümlesi çok önemli. Bir de bu yeni bir başlangıçtan insanlarımız ne anlaması lazım? Hani buradan Ya bu çok şey. Yani bunu ısrarla soranlar oluyor. hani bunu Bak. siz de şöyle altını istediğiniz gibi doldurarsınız diye oradaki arkadaşlara da bir daha sonrası olumlu yönde söylediniz. O yüzden söylüyorum. Burada İyi niyetle yorumlayın diye orada bir cümlem oldu. Bunu şunun için söyledim. Yani böyle bir devam etmek gibi zorlama bir durumum olmadı. Yani istişarelerimi yaptım. Bunun daha hayırlı olacağı kanaati oluştu ve o kanaatin oluşmasıyla birlikte kararımı hemen faaliyete geçirmek suretiyle o basın açıklamasını yaptım. Bunun anlamı bu. Bunun ötesinde bir anlam yok. Bir son ve başlangıç mevzu da, yani hani şöyle demek istedim belki orada. Hani çok hırslı, çok haris, çok böyle tamahkar bir şey yapım olmuş olsa belki, yani bir kısım şeyleri tamam kardeşim ben yapacağım falan vesaire zorlayıp, yani bunu istemediğim, yani zorlamak istemediğim ifade etmek anlamında bunu söyledim. Yani bu benim kararım olduğunu ifade etmek babında bunu ifade etmeye çalıştım. Buna çok fazla büyük anlamlar yüklemeye gerek yok. Son ve başlangıç konusu da şu. Yani burada bir makam, başka bir mevki falan beklentisi değil. Yani böyle bir şekilde bugün bu kararı verdik. Hayatımızın yeni bir döneminde yeni işler yapacağız. Yeni bir kısım çalışmalarımız olacak. Yani bu ne? Bu yine bu davanın içerisinde. Yine bu davanın bir nefer olarak. Yani buradaki konu aslında biraz da şu, yani hani hadis-i şerifte var ya, bir şeyle çalıştığınızda, yorulduğunuzda başka bir iş yapın. Yani burada siyaset dışında bir görev mi? İnsanlar bunu da değerlendiriyorlar başkanım. Yok. Ya böyle, şöyle bazen hani insanlarda şu oluyor, şu kardeşim. Ya böyle sürekli bir hengame, sürekli bir böyle bir daha üstü, bir daha üstü falan gibi şeyler, böyle çok konuşur, çok düşünüldüğü için zaman zaman da böyle düşünceler olabiliyor. Ama bizim inancımız, bizim değerlerimiz çok müsaade eden bir şey değil. Bizim değerlerimiz sonuçta çok özür diliyorum, bir şey uzatıldı Estağfurullah çocukta. başkanım. Ta ev ortamı olduğu için sıkıntı Ev değil. ortamı girip çıkan oluyor. Sonuçta bulunduğumuz günün hakkını vermeyle ilgili. Yani son, tamam, il başkanı olarak görevimi tamamladım. Ama ben nefer olarak görevimi tamamlamadım. Nefer olarak yoluma devam edeceğim. Ve neticede gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylığın olduğunu İnşirah suresinde Rabbimiz bize söylemiyor mu? Ve şimdi yeni bir dönem, yeni bir süreç ve bizim için de bir kolaylık var. Biz o kolaylıktan, o rahatlamadan, o ferahlamadan istifade edeceğiz. Belki böyle davamıza çok daha fazla hizmet etme imkanı bulacağız. Belki de büyüklerimiz diyecekler ki, yani bu 20 yıllık sürecin sonunda senin tecrübelerinden, memleketle ilgili birikiminden farklı bir şekilde istifade edeceğiz. Bu da büyüklerimizin takdiri. Burada tabii ki saygı duyarım ama böyle bir beklentiyle bu işi yapmış değiliz. O zaman biz samimi bir dava olmak, adam olmaktan çıkarız. O zaman biz hesap adamı durumunda oluruz. Hasbi bir dava eri olmaktan çıkarız. Ben bunun altını özellikle çiziyorum. Bu benim açımdan, inancım açısından, itikadım açısından, değerlerim açısından gerçekten çok önemli. Peki başkanım, gönül rahatlığıyla il başkanlığını bırakacak durumundasınız. Yani öyle mi hissediyorsunuz? Kendinizi, yaptıklarınızı daha çok, eksik bıraktıklarınızı daha az düzeyde mi? Hani Evet, bunun şükür. göreceli bir kavramdır nihayetinde, o yüzden Çok göreceli söylüyorum. bir konu. Çok göreceli bir konu. Şöyle söyleyelim o zaman. 6,5 yıla yakın il başkanıyım, değil mi? 9,5 yılda yapsam bir gün bırakmayacak mıyım? Yani Her bunu bir şeyin bir gün, başlangıcı sonu var diyorsunuz. bunu bir gün bırakacağız yani. Bunun, her şeyin bir sonu olduğu gibi bunun da bir sonu var. Bunu bugün güzellikle, hoş anılar bırakarak, hakikaten insanların gönlünde, zihninde doğru
bir şekilde hareket etmek suretiyle bırakarak yolumuza devam etmek, her zorlukla beraber o gönlümüzü ferahtan ferahlığı yaşamak çok daha doğru bir şey değil mi? Yani ben şunu söyleyeyim, o soruyu basın toplantısında soran arkadaşlarından söylüyorum. Peki ben o toplantıda tamam kardeşim devam ediyorum dediğimde de belki şunu söylemeyecek miydi? Ya başkanım, yani bu partide sizden başka kimse yok mu? Hep siz mi olacaksınız her yerde? Belki bunu söyleyecekti. Evet. Bunun cevabı neydi? Yok ben illa olmak istiyorum. Benden iyisi yok. Ben işte ben mi diyecektim yani? Ben böyle bir adam değilim ki. Biz diyoruz. Davamız diyoruz. Ve bu davaya hizmet edecek arkadaşlarımızın önünü açmak anlamında bu açıklamayı yapıyoruz uygun bir zamanda. Ve arkadaşlarımız da zaten şimdi hemen o açıklamadan sonra başladılar. Kamuoyuna kendini tanıtmaya, parti teşkilatlarımızda görüşmeler yapmaya vesaire. Neticede bu arkadaşlarımızdan bir tanesi inşallah başkan olacak. Evet, başkan de, tabii orasını birazdan konuşalım çünkü çok önemli bir konu. Ben o toplantıda söyledim. Şimdi de söylüyorum. Gönül rahatlığıyla ben oradan çıkacak başkan arkadaşımız, benden sonra seçecek başkan arkadaşımız arkasında saf tutacağız. Elif gibi dimdik duracağız. Bize derse ki kardeşim şu sandıkta sen müşahitsin. Biz gidip o sandıkta müşahitlik yapacağız. Bu kadar basit. Partimize böyle faydalı olacağız. Davamıza böyle faydalı olacağız. Milletimize böyle faydalı olacağız. Ben meydanlarda hep şunu söylemedim mi? Yani AK Parti'nin kaderiyle milletimizin kaderi, milletimizin kaderiyle de bu milletin lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kaderi birleşmiştir demedim mi? Ben bunu söylerken inanmadan mı söyledim? Ben bunu söylerken sonuna kadar inanarak söyledim. Ve bugün de eğer gerçekten buna inanarak söyleyen biriysem bunun gereklerini, bunun icaplarını da yerine getirmem lazım. Ben de bugün bunun icaplarını yerine getiriyorum. Gönül rahatlığıyla getiriyorum. Çok alışık olmadığı için Osmaniye kamuoyu veya siyasiyet aranası bu tür şeylere biraz şaşırılmış olabilir. Ama bazı şeylere de alışacağız. Bu AK Parti öyle normal bir siyasi hareket değil. Bu bir dava. Yani normal bir siyasi hareketin içerisinde olsam, politik bir aranada bir mücadele, bir savaş veriyor olsam, bütün bu biraz önce söylediklerinizle alakalı benim şu anda çok farklı bir psikolojik, çok farklı bir aleti ruhenin içinde olmam lazım. Evet. Ama ben bunu bir siyasi partinin çok ötesinde bir dava olarak gördüğüm için, ben de kendimi o davanın bir mensubu olarak gördüğüm için, o davanın bir nefer olarak gördüğüm için gönül rahatlıkla bunları bak görüyorsun işte buradan böyle hep beraber hem sizlerle hem Osmaniye kamuoyuyla konuşmuş oluyoruz. Evet. O rahatlık, o ferahlıktayız. Tabii AK Parti iktidarda olunca bir de kongre süreci yaşanınca şüphesiz ki başkanım tüm gözler sizlerin üzerinde. Bu anlamda sizin o gün toplantı yapacağınız kamuoyuna düştüğü andan itibaren tabii kamuoyunun ilgisi yoğunlaştı iki konu üzerinde. Birincisi Hamza Bey istifa mı edecek? Hamza Bey kongre tarihini açıklayıp devam mı diyorum diye. Siz toplantıyı yaptıktan sonra ne tür dönüşler aldınız? Birincisi bu sizden merak ettiğim için söylüyorum. Yani hem teşkilatlarınızdan hem kamuoyundan sizin de bu anlamda bir takım ziyaretlerinizin olduğunu görüyoruz. İkincisi de şu, sizin kararınız daha sonrasında tabii adayların çıkmasına yol açmış oldu. Siz bu açıklamayı yapmadan önce sizinle görüşen, böyle bir niyeti olduğunu ifade edenler oldu muydu? Bu süreç kendi akışında mıydı? Yoksa sizin bu açıklamanız sürecin belirleyicisi mi oldu? Kırılma noktası mı oldu başkanım? Şöyle söyleyeyim. Yani bir, iki, iki, bir de bir arkadaş daha, üç diyelim. Yani iki veya üç arkadaşın böyle bir, ben bu açıklamaları yapmadan önce niyetlerinin olduğunu biliyordum. Bana da hissettirdiler, konuştular, görüştüler. Ben de onlara o anlamda başarılar dilemiş idim. Ama onun dışında tabii o iki arkadaşımızın dışında birini hissettiğim, birinin de kendisinin bana ifade ettiği iki arkadaşımızın dışında herhangi bir şekilde adaylık açıklamasında bulunan olmadı. Ta ki ben bu basın toplantısını yapana kadar, basın toplantısını yaptıktan sonra da arkadaşlarımız bu şekilde niyetlerinin olduğunu önemli bir kısmı bana ifade ettiler, ediyorlar, arıyorlar. Yani başkanım. Siz aday olmayacaksınız, olmuyorsunuz. Biz de siyasi nezaketin bir gereği olarak aday olmayı düşünüyoruz. Ne dersiniz filan? Biz de onlara başarılar diledik. İnşallah hayırlı olur dedik partimiz davamız için. Bu şekilde süreç yürüyor.
Ama yani ben istifa, pardon istifa değil bu, ben aday olmayacağımı açıkladıktan sonra bu tür şeyler gelişti. Ondan önce çok arkadaşlarımız gerçekten o nezaketi gösterdiler. Kimse öyle bir şekilde ben aday olacağım falan demedi. Tabii şu an siz görevdesiniz. Bu anlamda bazen hani bize de ulaşan ya işte açıklamayı farklı değerlendirenler de olmuş oldu. Peki başkanım şimdi kongre 22 Ocak zannediyorum. Şu anda görevimin başındayım. Şu anda görevimin başındayım. Evet. Partim sağlık ve sıhhat ve selamet içerisinde kongreye götüreceğim. Kongrede aday kardeşimizi genel merkezimizin çalışmaları neticesinde belirledikten sonra aday kardeşimizi orada kongredeki delegelerimizin oylarıyla seçtirip emaneti, üzerimdeki emaneti arkadaşımıza, kardeşimize, kim seçilirse, ağabeyimize neyse ona teslim edeceğim. Ondan sonra da bu davanın bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Evet. Peki başkanım, yeni il başkan adayının belirlenmesi kongreden önce mi olacak yoksa bugünler açıklanma durumu var mı? Yani şu anda genel merkezimizin bazı çalışmaları elbette var. O çalışmalar bir taraftan devam edecek önümüzdeki süreçte. Kongre öncesinde genel merkezimizin yaptığı istişareler, çalışmalar, değerlendirmeler neticesinde bir aday arkadaşımızı başkan adayı olarak belirleyeceğiz. Ve belirlediğimiz arkadaşımızı da kongrede inşallah desteklemek suretiyle seçtirip Osmaniyeli hemşehrilerimizin hizmetine onu hizmetkar olarak göndereceğiz. Peki biz yani şu an size açıklanmış, iletilmiş bir isim yok zannediyorum sizin söylediğinizden. Çalışmalar devam ediyor. Evet. Önümüzdeki süreçte de kongre öncesinde bu çalışmalar neticelendirecek ve bir adayla yolumuza devam edeceğiz. Evet. Peki hani sizin süreçte aday olmadan size genel merkeze çağrılmıştınız ve il başkanı olarak görevlendirdiniz. Benzer süreç bu süreçte de yaşanabilir mi? Yani mesela adaylığını açıklayanlar var. Bunların dışında bir isme görev... Takdirleriyle olabilecek bir konu. Yani ben tabii ki aday olmamıştım ama o dönem 6,5 yıl Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış, 2 dönem Genel Meclis Başkanlığı yapmış, Baro Başkanlığı yapmış, Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetim kurulu üyeliğini yapan, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın yönetim kurulu üyeliğini yapan bir kardeşinizdim. O dönem Osmaniye Spor'un ikincilikte olduğu dönem Osmaniye Spor'un hem kulüp hukuk müşavirliğini hem yönetim kurulu üyeliğini yapan ve kamuoyunda herkesçe bilinen bir AK Parti ile ismi adeta mütemmim cüz olmuş, birleşmiş bir kardeşiniz olarak siyaset sahnesinde olan biriydim. Benim çağrılmam da o noktada çok tabii çok doğal şeylerden biriydi. Yani bu süreçte de ismi AK Parti ile bütünleşmiş, kamuoyunda bir heyecan oluşturabilecek, hemşehrilerimize çok ciddi katkılar, hizmetler sunabilecek arkadaşlarımız olursa tabii ki genel merkezimiz bu isimleri değerlendirip çağırabilir. Evet. Başkanım, şimdi eksik kalmasın. Nihayetinde sizin döneminizin önemli bir kısmı Cumhur İttifakı ile beraber geçti. 2016'nın 15 Temmuz'undan sonraki süreçte. Öncesinde karşı karşıya siyaset yaptınız ama daha sonrasında yan yana birlikte siyaset yapıyorsunuz ve Osmaniye özelinde de siz özellikle Cumhur İttifakı'nı kent olarak Osmaniye'yi başkent olarak tanımlamıştınız. Şimdi genel iktidarda AK Parti var, yerelde de MHP var. Bu konuda bakıldığında Cumhur İttifakı'nın özellikle Osmaniye yansımalarını biz kent olarak hissedebiliyor muyuz? Bu anlamda hani bu birliktelik tabii ki bölgesel milliyetçilik olarak da kabul edilmesin ama nihayetinde Türkiye'nin tüm bütünlüğünü değerlendirmek lazım. Ben öyle değerlendiriyorum ama Osmaniyelerin de bu konuda bir isteği var, arzusu var. Yani böylesine güçlü bir birliktelik, böylesine güçlü bir irade var. Bu konuda Osmaniye olarak biz bunun neresindeyiz? Bunu sizden rica edeceğim. İkincisi de Devlet Bahçeli'ye karşı siyaset yapmakla birlikte siyaset yapmak Ankara'da nasıl şu an sizler açısından? Şöyle Şükrü Bey, hafızamızı bir tazeleyelim. Yani yani siz Bahçeli'ye karşı bir eleştiriniz olmadı. Ben onu peşinen söyleyeyim. Yani hiçbir dönemde siyaset hayatımın hiçbir döneminde olmadı. Bunu şu şekilde ifade edeyim. Hafızamızı biz geriye doğru götürelim.
İlgen Reis Başkanlığımız, İlgen Şükrolar Başkanlığımız, Baro Başkanlığımız, İl Başkanlığımız süreçlerinde biz burada siyasetin nezaket dilini, zerafet dilini çok iyi kullandık. Devlet Bahçeli Osmaniye'mizin yetiştirdiği çok önemli değerlerden, çok büyük değerlerden bir değer olarak gördük. Ve siyasi hayatımızın hiçbir döneminde gerek Cumhur İttifakı öncesinde gerek Cumhur İttifakı sonrasında böyle bir söylemimize Osmaniye'de kimsenin rastlama imkanı yok. Siz basın mensubu olarak bunu en iyi bilenlerdensiniz. Cumhur İttifakı sürecinde de gerçekten çok ağır imtihanlardan geçti. Hani şimdi konuşuyoruz ya, ne olacaksınız, ne olacak? Sonrasında işte şu mu olacak, bu mu olacak, başlangıç vesaire son, değil mi? O dönemde de hatırlarsınız, yine en büyük sınavı biz verdik. En önemli sınavı biz verdik. İttifakla, yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağının tartışmalı olduğu, daha henüz belirli olmadığı, bu ittifakların konuşulmadığı bir süreçte bu kardeşiniz de ismi Osmaniye Belediye Başkanlığı ile ilgili geçen şahıslardan biriydi. Doğru mu? Doğrudur. Yani belki de Osmaniye açısından, partimiz açısından düşündüğünde yani mütevazi bir şeyle söyleyeyim. Yani hani hatırı sayılır. Evet. Yani olabilecekler arasında bizim ismimiz geçiyordu. Doğru mu? Evet başkanım. Doğru. O için AK Parti'nin il başkanı da bendim ve kamuoyuna bakıldığında da sanki Hamza Tor aday olacak gibi, aday olur, AK Parti'nin aday olur cümlesi çok kamuoyunda çok konuşulan bir konuydu. Cumhurbaşkanımız Osmaniye'de bir jest yapacağımızı, Cumhur İttifakı'nın diğer bir tarafı olan Devlet Bahçeli'nin memleket olması dolayısıyla ifade ettiğinde bizden bir Osmaniye'de hemşerimiz bir lahza, bir an en ufak bir burukluk görmüş müdür? En ufak bir, ya kardeşim niye biz olmuyoruz? Neden biz olamıyoruz? Neden aday olmadık, olamadık, ayrı girmedik falan diyen bir kardeşimiz olmuş mudur? Veya bu kardeşiniz, bu aciz kardeşiniz böyle bir söylem geliştirmiş midir? Tam tersi, jest yapıyoruz denildiğinde, tamam bu şekilde bu milletin, bu memleketin iyiliği için lazımsa, gerekliyse ki lazım, önemli bir konu bu anlamda. Biz ne yaptık? Biz çıktık herkesten önce çok güçlü bir şekilde. Çok güçlü bir şekilde. Bizim hiçbir arkadaşımızın en ufak bir kalbinde, gönlünde yara, burukluk olmayacak, olmasın. Biz Cumhur İttifakı'nın diğer tarafı olan Milliyetçi Hareket Partili kardeşimiz, ağabeyimiz, belediye başkanımız Kadir Karan'ın sonuna kadar arkasındayız dedik. Ve bunu haykırdık. Ve dikkat ederseniz o aday tanıtım programlarında gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim bürosunda, gerek AK Parti'nin seçim bürosunda ve parti önünde yaptığımız bütün o faaliyetlerin tamamında bunu Osmanlı hemşehrilerimize haykırdık. Sokak sokak, cadde cadde, mahalle mahalle, ev ev giderek biz burada Osmaniye'de Cumhur İttifakı'nın bir tarafı olarak, Tayyip Erdoğan'ın neferler olarak, eğer bizim liderimiz burada böyle bir karar almışsa, hemşerimiz Devlet Bahçeli'nin memleketi dolayısıyla jest karar almışsa, bizim liderimizin alnını ak, başını dik tutarak dedik. Ve Allah'ın izniyle onun alnını ak, başını dik tutmak anlamında da AK Partili kardeşlerimiz, belki de yani biraz abartı olmasın ama Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizden çok daha fazla bu noktada dik durdular ve o seçimlerin çok başarılı bir şekilde sonuçlanması adına elinden gelen bütün gayreti, çabayı sarf ettiler. Ve bu kardeşiniz de bu işe öncülük etti, liderlik etti, başkanlık etti. Evet. Ve başkanım, bunu da seçim... Bunu neden anlattım? Bunu evet. Şunun için anlattım. Bunu şunun için anlattım. Hani bugün de bırakıyoruz ya, işte ne olacağız, biz ne olacağız kaygısı falan. Ya bizim böyle bir kaygımız yok. Bizim böyle bir kaygımız olsaydı biz çok sınavlardan geçtik. Çok denemelerden geçtik. Çok nefsimizle, çok birçok şeylerle sınava tabi tutulduk. Ama Osmaniye'de hiçbir kardeşimiz şunu söyleyemez, söylemez de, el hak söylemez. Yani biz nefsimizi ayaklarımızın altına aldık. Kendi nefsimiz, kendi egomuz, kendi beklentilerimiz için siyaset yapan bir kardeşiniz değiliz. Bugün de bu duygudayız. Bugün de bu düşüncedeyiz. Ha, ama sorumluluğun bir gereği, bir yerde bizim yapmamız gereken bir iş varsa, bir sorumluluk varsa da
Asla o sorumluluktan da kaçmayız. Asla o görevi yerine getirmekten de geri durmayız. Görevi de böyle küçümsemek, büyük görmek falan değil. Bizim için büyük küçük görev yok. Bizim için sorumluluk var. Bizim için vazife var. Bizim için çalışma var, gayret var. Başka bir şey yok. Evet. Başkanım, tabii döneminizde farklı dönemlerde seçilen vekillerle de çalıştınız. Nihayetinde evet. Siyasette bazen işte kamuoyuna yansıyan farklı şeyler de olabiliyor. Konuda sayın vekillerle ilişkileriniz ne oldu bu süreçte? Bakıldığında Osmaniye'nin idarecileri var, valiler değişti, yerel yönetimde Kadir Başkan'la. Bu konuda hem vekiller hem de üst düzey diyeceğimiz valiler ve belediye başkanı yönüyle ilişkileri nasıl yorumluyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim ben Şükrü Bey. Sonuçta bizim ilk başta valilerimizden, üst düzey yöneticilerimizden başlayayım. Osmaniye bu yönüyle bana göre şanslı illerden biri. Gerçekten düzgün insanlarla çalıştık. Doğru insanlarla çalıştık. Yani ben bu kardeşiniz 2004'ten bugüne, evet. O zaman genel müdürlüğe seçilmiştim. 4'ten bugüne birçok valide çalıştık. Yani şu ana kadar belki İsa de... İsa Küçük'ten bu zamana görev aldınız hepsiyle beraber. İsa Küçük dışında evet. Bütün valilerimizle çalıştık. İsa Küçük çok beyefendi bir insandı. Çok Osmaniye için faydalı oldu. Organize sanayi bölgesinin ilk temellerini attı. Beraberce o konularda çok çalışmalar yaptık. Güzel işler yapmaya çalışan, devlet terbiyesi ve deneyimi, donanımı olan bir valiydi. Zübeyir Kemal Ek rahmetli, evet. Çok nazik, nezaketli bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Sonrasında Celalettin Cerrah bir markaydı. Belki dışarıda birçok insan onunla alakalı yani böyle çok sert bir imaj var gibi. İçeride memleket meselelerini konuştuğumuz ortamlarda çok sıcak, çok samimi ilişkilerle memlekete hizmet ettik. Bu memlekete birçok okulun hayırseverler tarafından yapılması... Siyasetçiler biraz gölgede kaldı deniyor ama onun döneminde katılır mısınız? Ya çok önemli değil. Önemli olan memlekete bu hizmetlerin yapılması. Siyasi irade aslında Sayın Valimizi de atayan irade. Sonuçta o okullar yapıldı. Totalde baktığınızda ben mi gölgede kaldım, milletvekili mi veya siyasetçi mi, belediye başkanı mı? Sonuca bakmak lazım diyorsunuz yani. O önemli değil. Önemli olan AK Parti döneminde bu hizmetlerin gelmiş olması. Sonuçta bir AK Parti hükümeti var. O Sayın Valimizi atayan hükümet de AK Parti hükümeti. Dolayısıyla oradan çıkabilecek bir fayda varsa, oradan çıkabilecek bir memnuniyet varsa o da zaten sonuç olarak bizim hükümetimize çıktığı için bizim böyle bir kompleksimiz falan olmadı. Çok güzel, çok sağlıklı ilişkilerle Sayın Valimizle o süreçleri tamamladık, geçirdik. Sonuçta Mehmet Oduncu da çok devletimiz, milletimiz için çok kıymetli bir insandı. Ondan sonra gelen. Sonrasında Ömer Faruk Valimiz geldi. Kerem Al arada. Kerem Al. Evet. Kerem Al zaten biliyorsunuz yani olağanüstü bir insan. Yani devlet tecrübesi olan, babacan, şefkatli ve hakikaten geçmiş background itibariyle de marka kendisini ispatlamış bir insan. Osmaniye açısından da güzel bir dönem geçirildi. Sonuçta bugün itibariyle de işte kardeşim yanımda hastalığından bahsetti. Korona illetine yakalandı. Evet, acil şifa diliyorum size. Sayın Halim şifalar versin. Çok güzel bir insandı. Allah sağlık sıhhat versin diyoruz onun için. Sonrasında Ömer Faruk Valimiz geldi. O bizden biriydi. Yani bizden biriydi derken ya yani sonuçta bütün valilerimiz etten kemikten ama Ömer Faruk Bey de biraz böyle biraz daha böyle Anadolu insanı böyle yani hakikaten çok mütevazı, çok güzel bir insandı diğer valilerimiz gibi. Onunla da çok sağlıklı güzel ilişkilerimiz oldu. Şimdi Sayın Valimiz Erdinç Bey var. O da bölgemizin evladı. Yani zaten Adanalı. Bütün bu bizim buradaki hissettiğimiz duygularımız, düşüncelerimizi çok iyi bilen ve geldiği günden beri de Allah için, bu memleket için bir şeyler yapmaya çalışan, çabalayan, hakikaten çok gayretli bir valimiz. O da çok iyi. Yani şimdi hiç mi kötü yok diyeceksin ama iyiye de iyi denir kardeşim. Ne yapalım yani geldi bu insanlar gerçekten iyi insanlardı.
Öbür taraftan işte belediyede Kadir Bey var biliyorsunuz Belediye Cumhur İttifakı. Daha öncesinde Davut Bey vardı. O da çok güzel hizmetler yaptı. Kadir Bey de elinden geleni yapıyor. İnsani ilişkiler anlamında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Yani bir şekilde o anlamda bir şeyimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlarımızla Fahri Bey'le olsun, Sayın Yusuf Çom Bey'le olsun, ondan önce Melih Başkanımız da olsun. Evet. Bir abi kardeş ilişkiler içerisindeydik. Bunların üçü de benden yaş olarak büyükler. Benim bu anlamda abilerim sayılacak insanlardı. Hiç de bir gün incinmedim onlardan ben. Eminim onlar da benden inşallah incinmemiştir. Öbür taraftan kendi partimizdeki işte vekillerimiz, belediye başkanlarımız filan onlarla da birçoğuyla çalıştık. Yani nasıl anlatayım? Şükrü Hocam'dan başlayalım. Durdu Mehmet Kastal, Şükrü Hocam, Mehmet Sarı. Bugüne kadar İsmail kardeşimize, işte Mücahit abimize kadar hepsiyle beraber çalıştık. Tabii ki yani zaman zaman böyle ufak tefek siyasi polemikler vesaire bir kısım şeyler olabilir. Yanlış anlaşılmalar şunlar bunlar. Ama sonuçta bu insanlar öyle veya böyle milletin oyuyla seçilmiş. Milletin kahir ekseriyetinin tercihini almış. Ve neticede bu memlekete hizmet etmiş insanlar. Bu memlekete bir şeyler üretmeye çalışan, bir şeyler yapmaya çalışan insanlar eleştirilebilir, yorumlanabilir. Bir kısım icraatlar beğenilir, bir kısımları beğenilmeyebilir. Ama ben hep şu gözle baktım. Ya bu memleket için bir şeyler yapan herkese teşekkür etmek lazım. Herkese şükranlarımızı sunmak lazım. Daha iyisini yapabilecek olanlara yol vermek lazım. Ama yıkıcı, bölücü, hakikaten yıpratıcı eleştirilerden de uzak durmak ve insan olduğumuzu ve hakikaten her insanın da bir ailesinin, bir izzetinin, bir nefsinin, bir onurunun olduğunu düşünmek lazım, görmek lazım, bilmek lazım. Ve bu doğrultuda da insanları çok hakikaten hak etmediği eleştirilere de tabi tutmamak lazım. Siyasetçilerin biraz böyle bir şeyi de vardır. Yani toplum belki birçok şeyi çok bilmeden, birçok şeyi çok irdelemeden bazı insanlar diyeyim toplum demiyorum ama çok böyle zaman zaman eleştirirler ama her insanın kendi dünyasında kabul edip o dünyanın içerisinde daha sağlıklı yorumlamak bence en doğrusu. O açıdan da milletvekillerimizle olan ilişkilerimizde sağlıklı ilişkiler oldu, güzel ilişkiler oldu, iyi işler yapmaya çalıştık. Sorumlu olduklarımız olmuştur ama bunu da mümkün olduğunca ben en azından kendi adıma söyleyeyim. Kamuoyuna yansıtmamaya çalıştım, Allah şahit. Ama bütün bu tabii gayeler, bütün bu çalışmalar, bütün bu konuştuğumuz şeyler, bu memleketin daha iyi hizmet alabilmesi, daha güzel işler yapabilmesi, daha hayırlı işlere imza atılabilmesi noktasında oldu. Onun için ben burada hiç ayrım yapmadan hepsine de teşekkürü bir borç biliyorum. Sonuçta seçilmek kolay iş değildir. Binlerce insanın oyunu, reyini alıp bir görev yapmak çok kolay iş değil. Eğer bu seçimlerde bu ağabeylerimiz, bu arkadaşlarımız bu tercihi almışlarsa da buna da tabii ki saygı duymak, buna da tabii ki bu anlamda teşekkür etmek bizim açımızdan tabii bir görev diye düşünüyorum. Ben de meseleye böyle bakıyorum. Hep de böyle baktım. Bu şekilde baktığım için de belki zaman zaman hani eleştiriler bile aldım. Ama doğru olanın bu olduğunu, sağlıklı olanın bu olduğunu ben düşünüyorum. Bu tarzımı, bu bakış açımı da değiştirmek niyetinde değilim. Bundan da memnunum. Allah hepsinden de razı olsun. Ben kimseye de bu anlamda söyleyecek bir sözüm yok. Benim de bu anlamda hem geçmişte görev alanlara hem bugünkülere bir hakkım varsa da sonuna kadar helal olsun. Evet. Başkanım tabii ben de buradan sizin huzurunuzda görevimiz icabı diyalog halinde olduğumuz farklı siyasi partilerin yöneticileri var. Bugün olsun, geçmişte olsun. Açıkçası ben de Osmaniye olarak siyasilerimizin arasındaki diyaloğun, işbirliğinin Osmaniye ortak noktasında beraber adım atmalarının bizim açımızdan büyük kazanım olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hem size hem diğer bu sürece etkisi olan, katkısı olan tüm başkanlara, ilçe başkanları olsun, siyasilere ben de teşekkür ediyorum. Nihayetinde
bazı konular oluyor. Yani biz de mesela özelde değerlendirdiğimizde siyaseten farklı bir refleks bekliyoruz ama onlar olaya biraz daha bütüncül, biraz daha şehir açısından baktıklarında açıkçası hani tribüne oynamak değil de işin daha uzun soluklu toplumsal etkilerini değerlendirdiklerini zaman zaman biz de görüyoruz. Bu anlamda da ben de açıkçası hem size hem bundan dolayı etkisini hissettiğimiz tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bugün sağ olun bizimle birlikte oldunuz. Bu süreci sizinle yorumlamaya çalıştık, değerlendirdik. Son sözleriniz hem Osmaniye olsun hem partililerinize ne olacak? Buyurun başkanım. Bunu tabii bu noktaya gelmişken söz diğer siyasi partilerle ilgili falan iletişim anlamında da yani bugün Osmaniye'deki her siyasi renk bu anlamda çok eğer belirgin bir vatan, millet, memleketle ilgili konularda belirgin bir hainliği yoksa yani daha doğrusu bir hain duruşu yoksa hain değil, herkeste bir arada olabilmeyi, birlikte olabilmeyi Allah'a şükür başarabildik. Cumhur İttifakı'nın başkenti diye tabir ettiğimiz bir şehirde özellikle Milliyetçi Hareket Partili il başkanlarımız, milletvekillerimizle, onların da geçmiş dönemde milletvekili olan kardeşlerimizle iyi ilişkiler, doğru ilişkiler, sağlıklı ilişkiler kurmaya çalıştık. Memleket, millet namına da yapmamız gereken bir şey varsa tabii ki bunları da yapmanın gayretinde olduk. Öbür taraftan başka partilerden seçilen milletvekili ağabeylerimizle de sağlıklı ilişkiler içerisinde memlekete hizmet etmenin mücadelesinde, gayretinde hem bürokratıyla, hem siyasetçisiyle, hem seçilmişiyle vesaire çalıştık, çabaladık. Ve neticede hülasa toplamda birçok hayra, birçok güzelliğe sessiz sedasız birçok konuda imza attık. Birçok konuda bunu belki hakikaten çok önemsiyorum. Bazı olumsuz gelişmelerin yaşanmaması adına da tecrübemizi, birikimimizi, bilgimizi ortaya koymak suretiyle onları da engellemeye çalıştık. Belki engellediğimiz birçok şeyi kendimizden bile saklama ihtiyacı hissettik. Fitneye, fesata sebep olmamak adına. Ama bunların tamamının ahir alemde karşımıza çıkacağını ve bunların tamamıyla ilgili yaptığımız doğru ve yanlışların bir şekilde bizim artı günah veya sevaphanemize yazılacağını bildik ve bu işlerin tamamında da gözettiğimiz tek bir gaye oldu. Allah rızası ve milletimizin teveccühü. Allah'ın rızasını kazanırsak da milletimizin teveccühünü zaten kazanacağımızı bildik. Ve bu duyguyla, bu düşünceyle de buralara kadar geldik. Buralara kadar hizmet ettik. Çok şükür. Gerçekten şükür. Yani bu güzellikleri yaşayan bir kardeşimiz olarak geriye dönüp acaba şöyle mi olsaydı, böyle mi olsaydı, şu mu doğruydu, bu mu doğruydu, şu ileride şöyle mi olacaktı, böyle mi olacaktı filan vesaire bunları konuşacak, tartışacak bir kardeşimiz değil. Yaşayacağız, göreceğiz. Allah neyi nasip ederse, nasıl nasip ederse, bizim için hangi imtihan söz konusuysa, neyle imtihan olacağız? Neyle sınava tabi tutulacağız? Hangi sınavın biz muhatap olacağız? İnsanoğlu yaşarken bütün hayatıyla bir sınavın içerisinde, bir sınavdan geçiyor. Hepimizin karnesi önümüze dökülecek. Ve bu karnemiz önümüze döküldüğünde geçer not mu aldık? Sınıfta mı kaldık? Görülecek. Geçer not alanlardan eylesin Allah'ım. Hayırlı hizmetlere vesile kılanlardan eylesin. Ve bugüne kadar da hayırlı hizmetlere vesile olduğumuzu ben biliyorum. İnşallah mahcup olmayız. Yani bu dünya için siyaset anlamında siyasetçi belki kongrede bunun notunu alacaktı. Ama aday değiliz. Bunun notunu dolayısıyla burada belki görme şansımız olmayacak. Ama dediğim gibi sonuçta alnımız ak bir şekilde, başımız dik bir şekilde emanetimizi teslim ediyoruz. Emaneti alan kardeşimize de her zaman destek olmak, her zaman onun yanında olmak gibi boynumuzun bir borcu var. Bunu da inşallah en güzel şekilde gerçekleştireceğiz.
il başkanlığı görevini bıraktıktan sonra da, nasıl meclis başkanlığı görevini bıraktıktan, baro başkanlığı görevini bıraktıktan sonra bu toplumdan kopmamışsak, kopmayacağız. Toplumumuzla, insanlarımızla iç içe, beraberce yaşayacağız. Sorumluluklarımız varsa da o sorumluluklarımızı bir hakkın hakkıyla yerine getirmeye inşallah çalışacağız diyorum. Aslında yani belki çok şey söyleyebilirim ama yani lafın bu noktasından sonra, sözün bu noktasından sonra da sözü daha da fazla uzatmanın çok da bir fayda getireceğini ummuyorum. Neticede yaşayıp hep beraber göreceğiz. Evet. Başkanım, İnşallah Allah'ın bizleri hayırlı yaşayanlardan, hayırlı işler yapanlardan eylesin. Son dua. Allah sonumuzu hayır eylesin diyelim. Evet değerli izleyenler, bu akşam AK Parti Osmaniye İl Başkanı Avukat Hamza Tor'u misafir ettik. 2021 yılının ilk gününde ilk yayınımız olmuş oldu. İnşallah bu yıl biraz daha görüntülü yayınlarımızı sık yapmayı planlıyoruz. Bu konuda hem stüdyodan hem sahadan hem de uzaktan bağlantılarla hem siyasetçilerimiz hem siyaset dışındaki iş adamlarımız olsun, Osmaniye dışından hemşerilerimiz var. Onlarla daha sık bağlantılar kuracağız. Ben Hamza Başkan'a döneminde Osmaniye'mize yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de çalışma hayatında, siyasi hayatında başarılar diliyoruz. Yol açık olsun. İnşallah yine farklı bir programda karşınızda olmayı da diliyoruz. Görüşünceye dek esen kalın.